Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar güzel bir yelek modeliyle geldim. Yelek, şal, hırka istediğinizi yapabilirsiniz. Gayet güzel ve şık duran bir model. Çeyizlik yelek örebilirsiniz, örüp satabilirsiniz. Şöyle ben elinize uygun tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve koton bir ip kullanıyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen modelime başlamak istiyorum. Şöyle zincirle başlıyorum arkadaşlar. Yine bir miktar, yani yeteri kadar yine zincir çekiyorum. Zincirlerimi çok fazla sıkılaştırmıyorum. Videomu beğenip arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Şöyle sanırım yeter. Evet. Şimdi arkadaşlar tığımın üzerine ipimi alıyorum. Buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir atlayıp 6. zincirin içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Baştan 5 zincir atladım. 6. zincirimin içine ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine bir ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine 2 zincir atlayıp 3. zincirin içine sık iğne ile şöyle batıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine bakın 2 zincir atlayıp 3. zincirin içine yine ikili trabzan yapıyorum. Ve 1, 2 zincir çektim. Yine aynı yuvanın içine bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir yine çekiyorum. Yine bakın arkadaşlar 2 zincir atlayıp 3. zincirin içine yine sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 zincir atlayıp yine 3. zincire şöyle ikili trabzan. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine yine ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir ve 3. zincirin içine yine böyle bağlıyorum. Şöyle hemen göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle yine 3 zincirimi çektim. Şöyle ikili trabzan yapıp yuvamı yaptıktan sonra yine 2 zincir atlayıp 3. zincirimin içine sık iğne ile buraya bağlıyorum. Bakın bitişte de yine sık iğne ile bitirdim. 3 zincir çekip şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Döndüm. Artık ikinci sıradayım. Zaten modelimiz de iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. 4 zincir çektim dönüşte. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Ve ortaya, bu V'nin ortaya arkadaşlar. 1, ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. İkili trabzan, 6 tane ikili trabzanla bu V'nin ortasını, boşluğu doldurdum. Şimdi arada hiç zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi alıyorum. Hemen bu kısmı atlıyorum arkadaşlar ve bu V'nin içine geçiyorum. Boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum yine.
6 tane 2 litre trabzanımla yine dolduruyorum arkadaşlar. Kaç oldu? 2, 4, 5 ve 6.'yı yine yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok basit ve kolay bir model. Hiç örgü bilmeyenler bile yapabilirler. Bakın arkadaşlar yine hiç arada zincir çekmeden şu kısmı atlıyorum ve yine 3. V'nin şöyle boşluğa batıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın modelimiz artık ortaya çıktı. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyorum. Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim. Yine hiç zincir çekmeden. Bakın burada zincirim vardı. 5 zincir atlayıp da başlamıştım. 2 zincir atlayıp yine 3. zincirin bakın kenardan 1, 2, 3'lü trabzan yapıyorum. Kenarda 3'lü trabzan yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Döndüm arkadaşlar. 1, 2, 3. Tam ortasına 2 trabzanın bakın 3 bu tarafta, 3 sağda, 3 solda trabzanım kaldı. Tam ortasına batarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Zincirlerimi arkadaşlar çok böyle sımsıkı yapmıyorum. Biraz orta normal bırakıyorum her zaman. Ve tekrar aynı yuvanın içine tekrar batarak yine ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yani ilk sıradaki işlemin aynısını 3. sıramda da devam ediyorum arkadaşlar. Zaten 2 sıradan oluşan bir model. Şimdi burada arkadaşlar şu boşluğa batıyorum. Şöyle sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirle indim, bağladım. Yine 3 zincirle. Yine 3. trabzandan sonra 2, bakın burada 3 trabzan, burada 3 trabzan ve orta boşluğuna batıyorum. Araya batıyorum. Şöyle göstereyim yine. Şuraya tepesine batmıyorum arkadaşlar. Şöyle tepe kısmına batmıyorum. Şu 2 üçlü trabzanın tam ortasına batarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekip tekrar aynı orta boşluğa bir ikili trabzan yine yaptım. Evet arkadaşlar bu şekilde yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Orta boşluğa batarak bakın sık iğne ile bağlıyorum ve 1 2 3 zincir çekerek yine araya buraya batarak bakın 3 trabzanın 2 tane 3 trabzanın ortasına batarak ikili trabzan yapıp yine 2 zincir çekip bu şekilde arkadaşlar yine 3 zincir çekiyorum ve sıra sonuna geliyorum. Yine bitişi göstereceğim. Sıra sonuna geldim yine arkadaşlar. Bakın son V'mi yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve sık iğne ile batıyorum arkadaşlar. 1 2 3. zincirin içine şöyle sık iğne ile bağladım. Ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar dönüyorum. 4 zincir çektim yine kenarda. Ortaya ikili trabzan yapıyorum. Yine 6 tane yaparak dolduruyorum. Yani yine aynı işlemleri ikinci sıradaki yani aynı işlemi burada da 4. sıramda da tekrar etmiş oluyorum.
Evet, 6. V'yi de yaptım. Şimdi arada yine hiç zincir çekmeden hemen 2. V'nin içine geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz ben de şimdi modelimi yükseltip hemen dönüyorum. Arkadaşlar, burada sıra sonundayım yine. Burada arkadaşlar eliniz çok hani sıkılığına, gevşekliğine göre burada batarak iki trabzanla da bitirebilirsiniz. Çok sıkıysa 3 trabzanla da bitirebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 dönüyorum ve tekrar ortasına batarak bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, modelimi birazcık daha yükselttim. Şöyle, umarım beğenmişsinizdir. Yapmak istersiniz. Arkadaşlar, videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.